belediye başkanımızı bisiklete bindirdik. Ve makam aracı olarak güzel bir bisiklet tahsis ettik. Zaman zaman belediye başkanımızı gerek belediye olsun, gerekse gerekli denetimler için gezilerinde bisikleti kullanmasını sağladık. Evet, Zeki Hocam'ın tanıtımından sonra söze şöyle başlamak istiyorum. Böyle kalabalık bir ortamda, böyle genç arkadaşlar, bunun yanında hala gençliğini bırakmamış büyüklerimiz de var burada. Yani iki teker sevdası ve bisikletle ilgili burada bulunuyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanal bir alemde dolaşmaktansa böyle bir ortamı paylaştığınız için. Ben size 1000 sayfadan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bunun da sebebi alt branşlarının da çok fazla olması. Panelimizde çekimleri yapan Rumeli TV'ye de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Rumeli TV muhabiri Sayın Şaban Mergül'ü kura çekimi için davet ediyoruz. Bu arada Şaban Bey'in vasıtasıyla rahmetli Sakıp Sabancı'yı da yad etmiş olduk. Evet. Evet, son kurayı çekmek üzere İzmit Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Necati Akkuzu'yu çağırıyorum. Kendisi bizim BESYO mezunudur. Aydan parçalı. Sevgili izleyiciler, İzmit'te Kocaeli Üniversitesi'ndeyiz. Bugün haneden bir toplantıya geldik. Konu bisikletti. Şimdi bu konuyu sevgili konuklarımızdan öğrenmiş olacağız. Öncelikle sizi bir tanımak istiyorum. İsmim Rüstem Kayın. Panelimiz Zeki Hocamızın vasıtasıyla Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlemiş olduğumuz bisiklet ve yaşam konulu panelde trafikte güvenli sürüş teknikleri ve trafik içerisinde bisikletin nasıl kullanılması gerektiği konusunu anlattık. Umarım genç arkadaşlarımıza da bir şeyler anlatabilmişizdir. Bu panel 2 gün sürdü galiba, değil mi efendim? 2 gün müydü? Yok, tek gün bugündü. Yani yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir süre konuştuk. Bir yarım saatlik de söyleşide bulunduk. Bu şekilde ben tamamladım. Ben konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Dediğim gibi Sakarya'dan böyle hapar topar geldik arkadaşımız sayesinde, ama güzeldi. İzlenimlerim fevkaladeydi. Ve İzmit'te, siz Sakarya'dan geldiniz. Ben de İzmit'te Sakarya. Bisikletin ne kadar ileri gittiğini hissettim ben. Bir de hocamız var galiba. Evet. Sizi de tanıyalım efendim. Benim ismim Fatih Trabzon. Ben İstanbul'dan geldim. Esas mesleğim makine mühendisi. Şu kendimde Sakaryalılık var. Evet, galiba. Evet. Sakarya'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteden sonra İstanbul'da kaldık. Orada devam ettiriyorum yaşantımı. Milli hakemim, bisiklet milli hakemiyim. Eskiden sporculuğunu da yaptım bu işin. Mevcuttaki UCI'deki birçok kuralın Türkiye Bisiklet Federasyonu'na ve kural kitapçığımıza adaptasyonunu yaptım, gerçekleştirdim. Bugün de burada bisiklet ve yaşam konulu panelin bisiklet spor kısmıyla genel kuralları, genelinde bisikletin alt kategorileri nelerdir, neler değildir şeklinde genel bir tanıtım kısmını ben anlattım. Son derece yüksek bir katılımcı vardı. Bu da çok memnun edici bir şey. Hem Kocaeli Üniversitesi'ne hem buradaki bütün katılanlara teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet, sizi de tanımak istiyorum. Siz öğretim görevlisi misiniz aynı zamanda üniversitede? Kocaeli Üniversitesi bölümde öğretim elemanıyım. Aynı zamanda bisiklet milli hakemiyim. İşte Rüstem arkadaşım ve Fatih arkadaşımla beraber uzun yıllardan beri hakem olarak birlikte görev almaktaydık. Yine biraz da belki mesleğimden dolayı bu işin biraz da eğitim boyutuna eğilmek istedik. Bunun bir eksiklik olduğunu hissettik. Ve ben de özellikle İzmir Belediyesi'nde başlatılmış olan ve benim de katkımın olduğu bisiklet projelerini burada öğrencilerimize aktarmış oldum. Çünkü önemli bir konu. Yerel yönetimlerin bisiklet konusuna el atmaları gerektiğine inanıyoruz. İzmir Belediyesi bu konuda bayağı bir yol kat etti ve ödüller aldı. Bunda gerek ben, gerek üniversitem, gerek öğrencilerimin önemli katkısı oldu ve bundan dolayı gururluyuz. Biz de sizi kutluyoruz. Gerçekten önemli çalışmalar. Bu arada da ilk milli bisikletçinin İzmit'ten, Kocaeli'nden çıktığını söylediniz. O da tabii bisikletin burada çok önde olmasını gerektiren sebeplerden biri olarak diye düşünüyorum ve hocamı tanıyalım. Merhabalar, ben Yavuz Hoca. Burada öğretim üyesi olarak çalışıyorum.
Neredeyse her hafta biz sporun her alanıyla ilgili burada ya panel ya konferans ya toplantı yaparız. Bugün de sıra galiba bisiklete geldi. Ben Mehmet Zeki Kutlu hocamızı tebrik ediyorum. Konuşmacılarımızı da tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi bilgilendiler. Evet, yani biz artık zorlamıyoruz, serbest bırakıyoruz. Serbest bıraktıkça daha fazla öğrencinin geldiğini görüyoruz. Ama şöyle bir tehlike oluştu bizim için. Ben aynı zamanda bu BESYO'nun müdürüyüm. Ne güzel. Galiba daha büyük bir konferans salonu yapmamız gerekiyor. Siz de gelip rahat çekim yapabilirsiniz diye. Dolayısıyla bisikletin tabii ki normal hayatta ben konuşmamın başlangıcında bilmiyorum siz var mıydınız? Einstein'ın bir sözüyle başladım. Yoktum. Einstein'ın oğluna yazdığı mektupta şöyle bir ibare vardı. İşte oğlum bu bisiklet hareket ederse düşmez ama durursan düşer diyordu. O yüzden hareket için bisiklet şart diyoruz biz. İzmit hakikaten bu iş için çok uygun bir yer. İstanbul'da yatta bazı arkadaşlarım var benim. Hiç üşenmeden buradan bisikletten alıp İstanbul'a gidiyorlar. Pendik'teki Marina'da inip daha Kadıköy'lere gidiyorlar. Dönüp geliyorlar. Birkaç defa da Amsterdam'ın halini gördükten sonra hatta büyük bisiklet otoparklarını da gördükten sonra müthiş bir şey olduğunu görüyorum. Ama ben üniversite tabii Umuttepe kampüsünde benim isteğim şu, yakında yerel seçimler var. Lütfen Umuttepe'ye bir tramvay yapsınlar. Ve tramvayın da arka kısmı mı olur, ön kısmı mı olur, bisiklet için bir yer olsun. Çocuklar santrala kadar gelirler bisikletleriyle. Orada tramvaylarını, bisikletlerini koyarlar. Umuttepe'ye gelirler. Umuttepe'ye geldiklerinde herkes kendi fakültesine gider. Bu vesileyle de bu dileğimizi sizin vasıtanızla politikacılara da iletmiş olayım. Biz de inşallah duyururuz diyelim. Bu arada tabii bu konuya öğrencilerden biri de değindi. Hatta otobüslerden bu konuda yardım beklediğini, otobüslerin bisikletleriyle gidip gelmesini sağlanmasını arzu ettiğini söylemişti. Umarım bu dilekleriniz aklın, yerine gelir. Aklın yolu bir işte. Ortak akıl galiba bu oluyor. Evet. O öğrencimi de tebrik ediyorum bu arada o görüşü için. Bu arada siz bisikletten sıkça geziyor musunuz efendim? Şimdi bisikletle ilgili panel esnasında benim bu söylediklerim biraz ters kaçabilir ama ben motosikletle geziyorum. Motosiklet. O da iki teker ama. Evet ve arada bir motor var. Ayaklarımızın arasında ciddi bir şey var. Motosiklet. Motorun Ferrari'si var hocam da. Yani biraz evet. Motosiklet Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Ama şöyle motosiklete binmek için mesela Amerika'dan bir küçük örnek vereyim. Siz motosiklet ehliyeti almak isterseniz Amerika'da önce bisiklete binmek zorundasınız. Otomatik değil normal vitesli bir arabayı kullanmanız gerekiyor. Yani hem araba kullanmayı hem bisiklet binmeyi bilmiyorsanız motosiklet ehliyeti için müracaat edemiyorsunuz. O yüzden motosiklet öncesi hepimizin iyi birer bisiklet binicisi olmamız lazım. Kesinlikle. Umarım siz de iyi bir bisiklet binicisinizdir. Evet. Ben Aykut Çetin Aslan, Kocaeli Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Bisiklet ben biniyorum, kullanıyorum. Hatta belediyemizin yaptığı pazar günkü etkinliklere çok miktarda katıldım. Bu arada çocuklarımızın kazandığı bisikletleri kim düşündün? Onlara da teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de kutluyorum ama bu arada bisiklet sporuna Kocaeli'de büyük katkıları olmuş Hasan Sert'i de unutmamak lazım. Milli takım hocamız da nur içinde yazsın. Gene bir bisikletin üzerinde rahmetli oldu. Bir kendini bilmez bir kişi herhalde bulunamadı değil mi onun şeyi? Belli. Romanya'da bir Romanya'da kamyon vurdu ama bulunamadı herhalde. Tabii bu gibi araçları kullanırken yol olması lazım. Bisiklet yolu olması lazım. Birçok yerde bu var. Sürücülerin de bisikletlere saygılı da olması saygılı gerekiyor olması tabii. Gerekiyor. Ama ben şunu özellikle belediyemize, sadece bu Kocaeli'deki belediyelere değil, bütün Türkiye'deki belediyelerin yollar yapılırken bisiklet yollarında göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda yakıt konusunda da büyük bir tasarrufu beraberinde getirecektir bu yolların yani olması. Çok var yolu. Açısından, yakıt açısından. Kesinlikle. Evet. Hem güzel bir spor hem iyi bir ulaşım aracı. Bugünkü panelimize katılan arkadaşlarımıza, katkı veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi kutluyoruz. Bugün çok ilgi vardı bugün. Her zamanki gibi. Diğer misafir arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Ben saygılar sunuyorum. Bizden de saygılar olsun. Zannediyorum misafir arkadaşımız değil mi efendim? Evet. Sizin de görüşlerinizi alayım. Ben Şefik Akar. Sakarya Bisiklet İl Temsilcisi. Aynı zamanda Sakarya Bisiklet'te Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Daha doğrusu Yönetim Kurulu Başkanıyım.
Ben de Sakaryalı olarak İzmit'te, Kocaeli'nde yapılan bu faaliyetlerden dolayı kıskanıyorum onları. Siz ne diyeceksiniz Sakaryalı olarak? Bu paneli biz daha önce Sakarya'da yaptık aynı arkadaşlarla. Tabii onların faaliyetleri çok daha fazla bizden, icraatları çok daha fazla. Evet. Bunları takdirle, saygıyla karşılamak lazım. Sakarya coğrafi olarak İzmit'ten daha şanslı. Ama potansiyel olarak bisikletçi açısından İzmit'ten kat ve kat fazla. Ama maalesef İzmit'i kıskanıyoruz. Yani. Onlardaki yol bizde yok. Yani. İnşallah bizde de olacak. Zaten evet. Biz bu derneği sırf onun için kurduk. Sakarya'da bisiklet kültürünü arttırmak, ilerletmek ve son 3 yılda gördüğümüz kadarıyla bunu herkesten duyuyoruz. Ciddi bir şekilde bir düzelme var. Ben 18 yıl önce ciddi bir trafik kazası geçirdim. Bisiklette giderken affedersiniz maganların biri bize bir vurdu, ölümden döndük. Ama biz bisiklete binmekten vazgeçmedik. Şu an Adapazarı'nda her ne kadar bazı sıkıntılar olsa bile siz bisikletin kurallarına uyduğunuz müddetçe yavaş yavaş sürücüler de size ben sevgili değerli konuklarımız nezdinde şunu anlatmak istiyorum özetle. Ben de bisikletimle Sakarya'da geziyordum. Ancak bir minibüs şoförü resmen üzerime sürerek zaten trafik sıkışık. Senin bu yaşta bisikletle bu yolda ne işin var dedi. Karşı koymaya kalktığımda onların meşhur bir sopaları var. Hemen onu çıkardı bana 65 yaşında adama. Kınadım ama yapacak hiçbir şeyim yoktu. Maalesef bisiklet yolları sadece onların değil, bizim de ve onların bize saygı göstermesi lazım bisikletlere. Derneği zaten biz onun için kurduk. Evet. Ve bunun da mücadelesini ediyoruz. Ben de mücadelesini etmiştim. Sizlere de bu arada ifade etmekte yarar göreceğim. Ben Sakarya'da 5-6 ayı gibi bir süre içinde bisikletiyle gelene çay ve simit bedava diye kampanya yaptıydım. Ve görevimi yaptığıma inanıyorum. Şimdi gençlerden görev bekliyoruz. Bisikleti kazandın değil evet, mi efendim? Evet. Evet. Neler yapacaksın bisikleti kazandıktan sonra? Neler yapacağım? Bisikleti süreceğim ama İzmit'te yurtta kaldığım için biraz oralar çok tepe. Oralarda kullanamayacağım muhtemelen. İstanbul'da kullanmayı düşünüyorum o yüzden. İstanbul'dan geldiniz evet, muhtemelen. Adınızı da alalım. Aydan tanıyalım Parçalı sizi. Adım. Kaçıncı bisikletin oldu senin? Bu buradaki ilk bisikletim. Diğer toplamda? Bisikletim. Yani toplamda üçüncü bisikletim. İlk bisikletine kaç yaşında sahip oldun? İlk bisikletime 8 yaşında sahip oldum. Evet. Peki neler yapacaksın demiştim. Var mı fikirlerin? Yani bisiklet sporuna ya da bisikletle gezilmesine karşı yönelik özetle düşüncelerin var mı? Bisikletle gezmeyi çok seviyorum zaten. Bisiklet kullanmayı seviyorum. Zaten BSU okuyoruz ve spor yapıyoruz. Sevindik bisikletimiz olduğu için. Teşekkür ediyoruz burada emeği geçen herkese de. Evet. Biz de teşekkür edelim. Evet, seni de tanıyalım. Fazlı Ünlü Türk. Burada Koca Üniversitesi'nde beden eğitim birinci sınıf öğrencisiyim. Öğretmenlik birinci sınıf öğrencisiyim. Bu tarz etkinliklerle ben genel zaten bisiklet seven biriyim, kullanan biriydim. Bu tarz etkinliklerde insanların bisikleti kullanmasına yönelmesi gayet iyi bir şey. Hem ülkemiz için hem de İzmit adına. Böyle şeyler iyi olduğu için biz de yani ayrıca bize zaten para geldiği için zaten sevinçliydik. Bunun üstüne bir de bisiklet kazanınca daha iyi oldu. Ne mutlu size diyelim. Üçüncü arkadaşımız nerede? Onu da görmek istiyoruz. O ayrıldı galiba. İki arkadaş mı kazandıydı? Evet sevgili izleyiciler, böylelikle güzel bir haberi size, güzel bir faaliyeti, güzel bir paneli aktarmaya çalıştık. Umarım devamı gelir, çok da yararlı olur. İzmitlileri gerçekten kutlamak lazım bu değerli konuklarımızın nezdinde. Teşekkürler.